Herkese merhaba arkadaşlar. Çevrenin mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz iki renkli portakallı zebra tatlı. Hem çok pratik hem çok lezzetli, yapımı çok kolay. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir tarif arkadaşlar. Öncelikle portakallarımızı güzelce yıkayıp hazırlayalım. Tatlımızı yapmak için 3 su bardağı portakal suyu kullanacağız arkadaşlar. 3 su bardağı portakal suyumuzu hazırlayalım. Daha sonra ince bir süzgeçle süzüp posasından ayıralım. İsterseniz 2 bardak portakal suyu 1 su bardağı da su ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Portakal suyumuzu güzelce süzüp posasından ayırdıktan sonra 3 yemek kaşığı dolu dolu mısır nişastası ekleyelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ekleyelim. Şekerimizi de ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Nişasta un gibi değil arkadaşlar. Hemen tencerenin dibine çöküyor, yapışıyor. O yüzden güzelce karıştırıp bir kenara alalım. Daha sonra irmikli muhallebimizi hazırlayalım. İrmikli muhallebimiz için gerekli olan malzemeler 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya kullanacağız. Bütün malzemelerimizi güzelce ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Daha sonra pişirmek için ocağımıza alalım. İki tencereyi beraber ocağımıza alalım. Bir arada pişirelim. Çünkü ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Hani birini önceden pişirip soğutup diğerini sonradan pişirirsek biri soğuk biri sıcak olur. Katılaşmış olur beklerken. O yüzden ikisini bir arada pişirmeye dikkat edelim. İki tencereyi bir arada idare etmek biraz zor olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkisini birlikte pişirmemiz gerekiyor. Şöyle kıvamı da bu şekilde olacak. Ocağımızı kapatalım. Çok fazla soğumadan hemen irmikli muhallebimizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Hiç vakit kaybetmeden tatlımızı yapmaya geçelim. Tatlıyı şöyle çukur bir kek kalıbım vardı. Onun için de hazırlayacağım. Önce suyla çalkalayalım. Bu tatlıyı istediğiniz kek kalıbında yapıp hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kalıp olmasına da gerek yok. Çukur bir kase içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Kek kalıbımızı ıslattıktan sonra bir kat muhallebi, bir kat portakallı bitene kadar bu şekilde gelişigüzel döküp hazırlayalım arkadaşlar. Çok fazla özenmenize gerek yok. Ne kadar doğal olursa o kadar güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Hem lezzet olarak hem görsel olarak gerçekten mükemmel bir tatlı. Herkesin sevebileceği tarzda bir tatlı diyebilirim. Bu arada ben muhallebiyi irmikli hazırladım arkadaşlar ama isterseniz irmik yerine un da kullanabilirsiniz. Portakallı tatlılarda irmiği çok yakıştırıyorum. O yüzden ben irmikli yaptım ama dediğim gibi isterseniz un muhallebisi de yapıp koyabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Üst kısmını güzelce kaşıkla düzeltelim. Bir 10 dakika bekletelim, biraz sıcağı geçsin, daha sonra buzdolabına alalım. Buzdolabına koyduktan sonra 2-3 saat bekletelim. Buzdolabında 2 saat beklettiğim tatlımız hazır. Şöyle elimizle biraz esnetelim, servis tabağına ters çevirelim. Hiçbir şekilde yapışma olmaz arkadaşlar, tereddütsüz ters çevirebilirsiniz. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hindistan ceviziyle, fıstıkla, portakal dilimleriyle. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Görüntüsü olduğu kadar lezzeti de inanın çok güzel. Gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim bir tatlı tarifi. Şöyle bir dilim kesip göstermek istiyorum. Hem içeriğinin, içinin şeklini görmenizi istiyorum. Yapması çok kolay, herkesin yapabileceği kolaylıkta bir tarif arkadaşlar. İnanın bir kere de olsa denemenizi istiyorum. Pişman olmayacağınız bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.